Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz başlıyor. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, çekimlerimiz devam ediyor Feshane'den Sinop günleri. Şimdi bu reyon biraz farklı bir reyon. Ben sevgili Mustafa'ya antika cipsi diyorum. Ne iş yaptığını şimdi kendi ifadesiyle kendinden alacağız. Evet sevgili Mustafa, Sinop'a turizme yönelik faaliyetler gösteriyorsun. Evet. Kendi imkanlarınla bir şeyler yapma gayreti evet. içindesin. Sponsor bulmazdı. Yok. Sorun. Sponsor kendimiz. Kendi kendini hallediyorsun. Neleri yapıyorsun? Efendim Sinop'ta doğa sporlarıyla 2006'dan beri uğraşıyoruz. 2006 ile 2010 yılları arasında off-road'da yarıştık. 2008 evet. yılında bildiğiniz gibi Jeep Safari turlarını başlattık. Evet. Ekranda gördüğümüz gibi. Sinop'un bu kadar güzel bir doğası olan bir ilin bunun tanıtımına ihtiyacı vardı. Sinop'a gelen misafirlerimizi gördüğünüz gibi Akliman, Hamsilos, Türkiye'nin en kuzeyi İnceburun, Kurtkuyusu, Saraycık ve Sarıkum Gölü'nü bu doğa cennetini insanlarımıza güzel anlatalım, paylaşalım yani, istedik. Yani Akliman, Karakumu, Helo, Amsulos koyu, pırıl pırıl denizinde suyu, gel gör benim Sinop ilini dediğim benim şiirim var ya. Aynen, güzel aynen. Biz bunu maketini de yaptık. Canlı canlı insanlarımıza tanıtalım dedik. Sinop'a gelen misafirlerimiz sabah 10'da başlayıp akşam 6'ya kadar dolu dolu bir gezi programına sahip oluyorlar. Bizim böyle burada bir kupon kartlarımız bastırdık. Feshane'ye özel. Bizim bu kartlarımızı alanlar Sinop'a geldiğinde bu gezilerimizden %20 indirim hakkı kazanacaklar. Elimizden geldiği kadar Sinop'u her platformda tanıtmaya devam edeceğiz. Mustafa, sevgili Mustafa, gel şunu %10'da Vizyon Türk %20 Yöremiz töremize ilave yapalım. %30 indirim olsun. Tamam Zeynel Bey. Siz zaten bizim başından sonuna kadar bu çalışmalarımızın yanındasınız zaten. Teşekkür ediyoruz. İki gün bir çekim yaptık. Evvelki seneydi. Evet. Onun sene görüntüleri önce. De var burada ara ara. Var. Varsa evet, onu da var. Görüntüleri alalım. Var. Zeynel Bey'in bilgisiyle bu gezilerimize katılan arkadaşlarımız kesinlikle adıyla bu gezilerden %30 indirim kazanacaklar bize ulaştıklarında. Evet, tam abi. Önemli değil. Öyle yapıştırdım. Önemli evet, değil. Evet. Mustafa'm İki gün bir çekim yaptık. Öğrencilere bir kamp da ateşi de yapmıştık. Evet. Bekleş Ağgöl'e. Şöyle bir açarsan gençlerimiz daha çok olan onu ne gibi turun dışında ne gibi geçen gösterinizi seyret. Bizim gezilerimizde normalde neler var? Jeep safari gezileri, kamplı geziler, yayla gezileri, köy gezileri bu şekilde çeşitlerimiz var. Paintball sahamız var. Şurada gördüğünüz gibi Akliman Tabiat Parkı'nda. Evet. Paintball sahamız var. Orada yani doğa sporla ilgili her türlü aktivitemiz mevcut. Yani bu da memlekete bir alternatif turizm. Turizm. Yani insanlar Sinop'a geldiğinde hep şikayet ediyorlar. Ya Sinop'ta ne yapacağız? Bize ulaştıklarında bu sorun çözülüyor. İnanın yani. Yani evet, Sinop'a gidip de özellikle gençler bir sorunla karşılaşıyorsanız hemen sevgili Mustafa sana nasıl ulaşacaklar sorunu bana, çözmek için? Web sayfamızdan, Apaydın Jeep sayfamızdan ulaşabilirler. Yani Sinop'a geldiğinde biz doğa sporlarında tekiz. İnşallah Apaydın Jeep diye nerede ararlarsa arasınlar bize bulurlar. Telefon numarası da verebilir. Telefon numarası 0544-498-5752 250-0057 Sinop sabit numaramızdan ulaşabilirler. Yerimiz Sinop Üniversitesi yanı, çok kolay yani bize ulaşmak isteyen her an her dakika ulaşabilir. Yani evet. insanlarımıza bir telefon kadar yakınız, istedikleri yerden alıp istedikleri yerde bırakmak şartıyla turumuzu tamamlayıp
Sinop'tan güzel anılarla ayrılacak misafirlerim. Bunun tabi çalışmalarımızda da görüyorsunuz. İnsanlar keyifli. Yurt dışından taleplerimiz var bu gezilere. Sinop artık kabuğunu kırdı. Sinop farklı yani. Sinop'u anlatmak değil, yaşamak gerekir. Evet sevgili izleyiciler, her yolu denediniz sevgili Cipçi Mustafa'ya ulaşamadıysanız Vizyon Türk Televizyonu'nda Yöremiz Töremiz programını izlerken 0534-767-5757'den Zeyn Elparmak'sa ulaştığınızda anında sevgili Mustafa'ya %30 indirime sahipsiniz. %30'un indirime yani sahipsiniz ve sevgili Mustafa'ya ulaşmış oluyorsunuz. Evet Resulüm hoş geldin. Ve Selim Çeliger şöyle gel. Selim Çeliger, Saray Düzü Gazetesi, Sinop Haber, başka ne haber? Her haber var. Evet. Sevgili şairim, çok kıymetli dayıcığım. Evet. Gerçekten bizi o doğduğumuz memleketlerden ayrılıp bu memleketlere geldik. Özlemlerimizi gerçekten çok güzel gideriyorsunuz. Burada sizin bu feshane olayı işinde çok gerçekten katkınız var. Bunun için ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel işler başarıyoruz. Tabii feshane artık Sinop kabuğundan çıktı. Bu da kimin sayesinde, kimle şey yaptıysa herkesten, başta Sayın Valimiz ve vekillerimizden çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Feshane güzel bir yer. Evet ayrıca o gazete köşenizde sevgili Mustafa'nın da güzel bir resimlerini çekin, güzel bir haberini yapın. Sevgili Mustafa tek başına uğraş veriyor, yıllardan beri tanırım. Doğa turizmine Sinop'a katkı sunmak için gayret gösteriyor. Ne zorluklar içinde olduğunu ben onun çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum ben onun. Yardımcı olalım hemşerimize, güzel bir haberini de yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Evet sevgili izleyiciler, çekimlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi içeriden de sevgili Mustafa, içeriden de bir görüntü alalım. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sevgili Mustafa böyle kamplar, çadırlar da kuruyorsun. Gerçekten. Evet, Sarıkum'a geldiğinde çöl kumunda yürümek istiyorsanız, gün batımını burada yaşamak istiyorsanız, köy gezilerini şöyle alalım, doğal köy yaşamını tatmak istiyorsanız, doğanın içinde kaybolmak istiyorsanız, yani birçok şeyi, yaşamadığınız birçok şeyi burada yaşayabilirsiniz. Kamp ateşi başında sıcak sohbetler yapmak istiyorsanız, doğayla iç içe çadır kurup böyle farklı bir macera yaşamak istiyorsanız, yani her şey var burada, hayat yani, burada. Sevgili Mustafa, madem öyle gel böyle arabayı durdur eyle, eğer doğayı gezmek istiyorsan Sinop'ta hemen sevgili Mustafa'ya söyle. Evet, evet doğrudur evet. Efendim, aynen. Evet Mustafa son. Son kısaca fazla söze gerek yok. Sinop artık bir marka şehir oldu. Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri oldu. Ben burada bu fuarın hakikaten Sinop'a çok faydalı bir fuar olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere, başta Sayın Valimiz olmak üzere platformu ve burada gerçekten emeği geçen büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu fuarların devamını diliyorum. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. İnşallah. Size de Vizyon Türk adına sevgili Zeynil abime çok teşekkür ediyorum kanalımız adına. Gerçekten memnun olduk. Rica çok ederim. Sağ olun. Kanalımızdan da iki gün canlı yayın oldu ve ekibimiz bize de bu imkanı sunan. Evet elbette ki bu vesileyle Sayın Valimize, Kaymakam Beylerimize, Belediye Başkanlarımıza, Federasyon Başkanlarımıza ben de çok minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vizyon Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi, Genel Yayın Yönetmenim Hasan Dağlı'ya ve sevgili montajcıma da hepsine, kameramanıma hepsine ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili Mustafa görüşmek yani. Üzere. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler bizi izlemeye devam edin. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, Feshane'de Sinop günlerinde röportajlarımız devam ediyor. Sevgili dostum, sanatçı dostum, o da benim gibi orijinal Sinop Saray Düzü. Gürlen köyünden. Evet sevgili İsa, nasıl gidiyor? İsa Erdoğan.
Önce bir uzun hava çekiyorsun da ardından bağlıyorsun ya. O benim çok hoşuma gidiyor. Yarın olacak. Önce bir düşüncelerini bir alayım. Şimdi Sinop günü maalesef yıllardan beridir olmadı Feshane'de. Bu sene ilk defa oluyor. Böyle bir günde birlikte olmak, Zeynel abi gibi güzel bir abinin yanında olmak, ayrıca Vizyon Türk ailesinde olmak güzel bir duygu. Zeynel abi bizim Sinop'umuzun değeri. Allah. Ve bizim abimiz gerçekten Sinop tanıtımında çok önemli bir mehenk taşı mı derler? Yani Sinop tanıtımını en güzel yapan sunuculardan, programcılardan ilk bire geliyor diye düşünüyorum ben. Böyle bir fırsatı verdiğin için Zeynel abi çok teşekkür ediyorum. Vizyon Türk ailesine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de sana teşekkür ediyorum da Yöremiz Töremiz program izleyicilerine kısa şöyle bir uzun hava bir asılsana çıplak. O kadar yeter herhalde. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili İsa çok teşekkürler. Gel kızım ya. Memleketin Çorum kargı, evet. Çayırda akar, su argı. Evet. Uzaktan uzağa yapmasınlar kargıya yargı. Gidip de görsünler aradaki vargı. Evet, buradan kargı belediye başkanımız Zeki Şen olmak üzere. Sevgili kargıdaki evimiz Otel Cengiz. Süleyman Gökçe Federasyon Başkanıma, yardımcılarına ve Nevzat Kuzu Çevirme. Tüm dostlarıma saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Şimdi bu sarı kızı bir tanıyalım. Adım Serpil, soyadım Gören. Çorum Kargı Bayat Köyü'ndenim. Çekmeköy'de oturuyorum ikamet olarak. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum 5 senedir Çekmeköy'de. Bugün de arkadaşımla beraber Sinop günlerini, Feshane'yi ziyaret edelim dedik. Geldik buraya kadar. Sinop Türkiye'nin en mutlu ili. İstanbul'daki mutsuz insanlara mutluluk getirmiş. Evet. O mutluluktan payını aldın mı sen? Evet, aldım. Gerçekten bugün çok mutlu oldum. Geldiğime de çok mutlu oldum. Her şey çok güzel gidiyor. Burada insanlar çok sıcak, çok samimi. Yani ha Çorum karga ha Sinop hiçbir şey fark etmiyor. O kadar yakın, kendime yakın gördüm buradaki insanları. O yüzden geldiğim için çok mutluyum yani. Sevgili Serpil, evet. Her zaman bekleriz. Sinop misafirperverdir. Ha Çorum, evet. Ha Sinop fark etmez. Bizim araba da kargıdan başka yere zaten park etmez. Hep aynen Otel Cengiz'in önüne park ediyor. Boyabat, Saraydüzü durağın kargı fark etmiyor zaten. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Seni gördüğüme de sevindim. Zaten Facebook'tan devamlı yazışıyoruz. Evet. Paylaşımları da takip ediyorsun, evet. Biliyorum. Evet sevgili izleyiciler, çekimlerimiz devam edecek. Sevgili İslam'a başarılar diliyorum. İnşallah konsolosluğa müracaat ettik. Ayın 5'inde vizemizi alırsak gideceğiz. Orada da görüşürüz. İnşallah. Çok sağ ol sevgili dostum. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası. Gel de bir kardeşim bizim köyleri. Haydi! Evet sevgili izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Evet sar zor geçer ayım, abenim, dayım, senin de olsun payın. Nasılsın? Geçmiş olsun önce. Teşekkür ederim. Sağlık nasıl? Sağlığım, bu topluluğu, bu güzelliği görünce sağlığım da düzeldi. Yerine geldi. İyisin. Çok şükür, iyiyim. Neler söyleyeceğim? İstanbul'un dışında kimlerim varsa saygı sevgi. İstanbul dışında abim var, Recep abim var, ablam var, yeğenlerim var.
Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ankara'da ayrıca torunum ve kızım var. Onları da ayrıca öpüyorum. Evet, buradan Sinop Saraycı'nın Yukarı Aklar Köyü'ne ve Ankara'ya selamlar olsun. Abla bir de sana seni soralım, nasılsın? Hamdolsun iyi, sizler nasılsınız? Gördüğün gibi kaç yıldır dayımla berabersin? 50. 50 yıl önce. 51. 51. 51 yıl önce dayımdan elektrik aldın mı? Ben hiç görmeden nişanladılar. Dayım askerdeydi. Yani o zaman elektrik yok, gaz lambası falan var. Elektrik yoktu. Şura daha iyisi vardı. Ocak çıkması vardı, elektrik yoktu. Peki, Allah size sağlık, sıhhat versin. Aynen. Geçmiş olsun tekrar. Anladım, anladım. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de bir kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, sevgili vekilim. Zeynel ne haber, nasılsın? Komisyon başkanımız, hem vekilimiz, bizim her şeyimiz. Vallahi ne yapalım, bir ay 30 gün çıkıyor, biz sefer 60 yapıyoruz ama yatıyoruz. Feshanede bir haftadır yatıyoruz aşağı yukarı. Türkiye'nin en mutlu ili, İstanbul'daki mutsuz insanlara mutluluğu getirmiş sevgili vekilim. Görüyorsun atmosferi. Elhamdülillah. İki günün, bu üçüncü gün 5 kat fazlalığı var. İstanbul'da Sinoplular'ı nasıl bulduk? Mutlu insanların sayısı çoğaldı mı sizce? Düşüncelerinizi, yani, duygularınızı alalım. Kesinlikle çoğaldığını hissettim. Benim açımdan farklı bir şey tabii. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra, yıllar sonra eski dostlarımı bu kadar yoğun bir şekilde burada görebilmekten. Hepsi bir arada. Şu feshane etkinliklerimizi ziyaret eden hemşerilerimizin çok önemli bir kısmının beni tanıdığını, bana sarıldığını görebilmekten çok büyük mutluluk aldım. Hakikaten en azından benim mutluluk katsayım arttı, özgüvenim arttı, hemşerilerime olan saygım arttı, bağlılığım arttı. Onların ne kadar vefakar olduğunu, ne kadar Sinoplu ruhuyla hareket ettiğini görebilmiş olmaktan çok büyük mutluluk duydum, keyif aldım. Emek veren, organizasyonun başarılı gerçekleşmesi için katkıda bulunan kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii hepsinden önemlisi buraya gelen Sinop'a sahip çıkma sorumluluğunu gösteren İstanbul'daki Sinoplu hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Elbette ki aksaklıklar vardır, eksiklikler vardır. Bu kadar ciddi bir tecrübeye ilk defa kalkıştık. Buradan aldığımız derslerle, buradan edindiğimiz birikimlerle önümüzdeki yıllarda daha iyisini, daha güzelini yapma şansımız da olacaktır inşallah diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İlk doğumun sancısı olurmuş biliyorsun. Evet. İlk inşallah, ikinci, üçüncü daha çok. İnşallah. Biz de size bu çorbada sizin de tuzunuzun olduğunu ben şahsım olarak biliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah kim bizler vesile olduysa Allah onlardan her türlü razı olsun diyoruz. Vekilim, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de bir kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Şu an Sinoplu, benim de çok sevdiğim kızım, yeğenim, ne derseniz deyin, Yağmur Yalçın'la beraberiz. Az önce sahneyi gördüğünüz gibi sahneden indi. Üstünün teriyle bakalım, duygularını alalım. İstanbul'da mutluluğu getiren Sinoplular'ı da görünce kendi de mutlu olmuş mu? Duygularını alalım sevgili Yağmur. Evet, yaklaşık 4 gündür gerçekten Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'un İstanbul'a gelişinin reklamları çok fazla yapıldı. Çok güzel bir katılımla konserlerimizi yaptık. Gerçekten çok mutluyuz ve bu güzel anı bizlere yaşatan, birlik beraberliğimizi perçinleyen Sinop Belediye Başkanımız, ilçedeki belediye başkanlarımız, Sinop Valimiz, Kaymakamımız, dernek başkanlarımız, yerel basınımız, kimler destek, emek verdiyse ben buradan hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.
Ayrıca tadım Canlar Gıda, Can Plaza, sevgili Musa Can sağ olsun. İki gün burada canlı yayına da sponsorum. Zaten 5 senedir benim cansız bacaklarıma can veren sevgili Musa Can'a, Ramazan Ulu Başkanıma, tüm destek veren herkese de teşekkür ederim. Yağmur, yeni projelerin var mı? Albüm, klip ya da televizyon programı var mı? Öyle bir yeni bir proje var mı? Evet, yakında Ocak ayında Arzum adlı bir Türk halk müziği albümü çıkartacağız. Bu tamamıyla ticari kaygı içerisinde yaptığım bir albüm çalışması değil. Türkülerimize hizmet amacıyla yaptığımız nacizane güzel bir çalışmam. Müziksel anlamda gerçekten bana çok büyük destek olan, konser organizasyonlarımda çok büyük bir paya sahip olan, bana abilik yapan, babalık yapan, sadece bana değil aslında Sinop'un her kesiminden herkese gönülden abilik babalık yapan değerli, öncelikle aile büyüğü Musa Can'a teşekkür ediyorum. Erpelek Belediyesi Muzaffer Şimşek Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sinop Belediye Başkanları, diğer ilçedeki belediye başkanlarımıza, hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar bizleri istedikleri sürece bizler yaptığımız sanatımızı icra edebiliyoruz. Onlar yer verdikleri sürece bizler de katkıda bulunuyoruz. Onun için teşekkür ediyorum. Yağmur, ben de sana teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Haydi şimdi seni bekletmeyin. Sepet koluna git yoluna. Haydi çok teşekkürler sevgili Yağmur. Çok sağ ol. Sağ olun. Şu an Fesane'de Sinop Spor standındayız. Sinop Spor biliyorsunuz yol aldı gidiyor Allah'ın izniyle. Başkanım, Sinop Spor'u 1. Lig'e ne zaman taşıyacağız? Sinoplulara ne söylemek istiyorsunuz? Bak, olmaz denilen bir şey yaptık Fesane, Sinoplular. Evet. İstenilince birlik beraberlik içinde olunabiliyormuş. Bu birlik beraberlik içinde de Sinop Spor'a bir el atsak rampaları çıkarız gibime geliyor. Neler diyeceksin? Evet, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Sinop Spor 13 yıl aradan sonra ilk defa bölgesel amatör lige çıktı. Evet. Geçen dönemlerde de biz zaten Sinop Spor'u kulüp başkanı olmadan da destekliyorduk. Ama bu dönem arkadaşlar dedi bu işe bir el atalım dediler. Biz de tabii Sinop'u sevdiğimiz için, Sinopluları sevdiğimiz için, Sinop'un bir evladı olduğumuz için bu işe bir el atmamız gerektiğini düşündük. Ve bölgesel amatörlükte Sinop Spor'u bu dönem inşallah iyi bir noktalara getirmek istiyoruz. Şu anda Sinop Spor ilk başta bir tökezleme dönemi yaşasa da çıkışta. Şu anda ligde 7. sıradayız. Şampiyonla aramızda çok fazla bir puan farkı yok. Yarın Fatsa Spor'la deplasman maçımızda ilk yarı yarın bitiyor. İkinci yarıya o hazırlıklarımızı yaparak eksik olan taraflarımızı bir gözden geçiriyoruz ve birkaç transfer de yapmayı düşünüyoruz. Bütçemiz el verdiği kadar birkaç transfer yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Gelin arkadaşlar, şöyle gelin. Allah razı olsun. Biz tabii yönetimimizle birlikte, yönetimimizde çok değerli iş adamımız, Sinoplu, Sinop'un sevdalısı abimiz Musa Can abimiz var. Yine Sindef'in genel başkanı Engin Kırmızıgül kardeşim, İlhami Köseoğlu yine Sinoplu iş adamı arkadaşım ve birkaç arkadaşımız da aramızda yok. Gürsel Bey var işte yine. Başkanım, bir dahaki kongre ne zaman? Daha kongreyi yeni yaptık 4 yıl sonra. O zaman beni atamayla yönetime al başkanım, ben de yönetim. Ya şimdi şöyle bir şey var. İlla Sinop'ta, yani Sinop Spor yönetimde olmak şart değil. Sinop sevdalısı olan herkesin bizim yanımızda. O zaman başkanım var. Benim için fark etmez, benim araba Sinop Spor'dan başka yere fark etmez. Ne zaman görev verilirse alevde bir elimde mikrofon, bir kamera var. Hemen çıkarım yola, bakmam sağa sola, her maçta veririm bunu. İnşallah bekleriz her zaman. Şimdi siz de takip edin. Özellikle Sinop Spor'u öne çıkarmamız lazım. Çünkü Sinop'un tanıtımında Sinop Spor önemli bir marka. Biz de bunu düşünerek bu işe el attık. El birliğiyle bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ama bu tabii birkaç arkadaşımızın sırtında yürüyor.
Musacan abim çok büyük destek veriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yine biz de iktidar partisinin de il başkanlığı sıfatıyla Sinop Spor'a kol kanat germeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu bir siyasi düşünceyle alınmış bir görev değil. Sadece Sinop sevdalısı olarak her görüşten arkadaşımız var yönetimimizde. Biz siyaseti Sinop Spor'da siyaset yapmıyoruz. Sadece amacımız, hedefimiz Sinop Spor'u daha iyi noktaya getirmek. Bunun için çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz. Ben tüm hemşerilerimizden Sinop Spor'a destek çıkmalarını rica ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde 3. lig, 2. lig, inşallah olur 1. lig. Ama bu işe ne kadar destek olursak, ne kadar gönül verirsek, ne kadar gönül birliği kurarsak o kadar başarılı oluruz. Sinop yerel yönetici de arkadaşlarımızdan da, belediye başkanlarımızdan da destek istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü biz Sinop Spor'u aldık ama Sinop Spor'u bir siyaset düşüncesiyle almadık. Ben Sinop belediye başkanımızdan da destek istiyorum. Sinop'ta şunu da yapmamız lazım. Sinop Spor'a gelir getirici tesisler kurmamız, üretmemiz lazım. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Belli başlı projelerimiz var. Buradan işte Sayın Valimizin, Sayın kamu kurum kuruluşlarımızın da tabii desteğini bekliyoruz. Ama önemli olan Sinop için iyi noktalarda, iyi bir şeyler yapabilmek. İnşallah. O zaman başkanım, tüm sivil toplum örgütlerin katılacağı, belediyelerimizin katılacağı, böyle bir gündemimizde sadece Sinop Spor'un yapılmalı diye düşünüyorum. Böyle bir şey yaparsak işte gündemimizde bu var. Arkadaşlarımızla belediyeler, dernekler katılacak Sinop Spor için böyle bir etkinlik yaparsak yönetimimizin gündeminde var bu. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Daha ilerleyen zamanlarda bir olgunlaştırdıktan sonra kamuoyuna duyuracağız inşallah. Başkanım, ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Musacan Başkanım, şimdi maşallah şimdi Sinop'la alakalı hangi taş varsa kaldığın altında Musacan çıkıyor. Şimdi, Allah razı olsun senden. Cümlemiz başkanım, Sinop şimdi, Spor için neler söylüyorsunuz? Benim başkanımdan sonra konuşmak düşmez artık yani. Biz her yerde varız. Evet. Sinop Spor'da da başkanımla beraber varız. Başkanım gerekli şeyleri söyledi. Dur bakalım, Engin Başkanım başkandan sonra konuşuyor mu, konuşmuyor mu bakalım. O da konuşma. Başkanım. Aynen. Biz zaten röportajımızı verdik. Sinopluyum diyen herkes, Sinop'un değeri olan ne varsa sadece Sinop Spor için değil, buna sahip çıkmak zorundadır. Biz bu duyguyu Musa Can abim de Cengiz Başkanım da kendi üzerimizde çok fazlasıyla görüyoruz. Bugün burada gördük ki Sinoplu Sinop'a her türlü sahip çıkıyor. Artık vakit, Giresunlular kabuğunu kırma vakti diyor. Biz neyi kıracağız bilmiyorum. Alibeyköy'e trafik şu anda ulaşmış. Oraya park edip geliyorlar. Bundan sonra her alanda Sinoplu'nun ses getirecek faaliyetler olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Evet. Trabzonspor yöneticisi var. Onun için Trabzonspor yönetim kurulu üyesi. Başkan yardımcısı. Evet. Karadeniz Konfederasyon Genel Başkanım Tahsin Usta ve Trabzon yöneticimize hoş geldiniz diyoruz. Eski yöneticiyim Trabzon. Başkanım şöyle dön. Başkanımız da şu anda Trabzonspor yöneticisi Sinop standını ziyaret edelim dedik. Onun için buradayız. Yanına gelelim. Gel başkanım, böyle gelin. Bir Trabzonspor yöneticimizi alalım yanımıza. Sevgili başkana hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Tayfun Kahyoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Karadeniz Konfederasyonu Başkan Yardımcısı. Tabii sporcu olunca böyle bir yere gelip de bir spor standına atlamak mümkün olmaz. Sinop Spor'a oynamış olduğu ligde başarılar diliyorum ama yeterli görmüyorum. Ben en yakın dönemde Sinop Spor'un Trabzonspor'la maç yapacak noktaya gelmesini İnşallah. İstiyorum. İnşallah birinci lige çıkmasını istiyorum. Karadeniz takımlarına bu yakışır. İnşallah başkanlarım da onun sözünü verdi zaten. En kısa zamanda birinci lige çıkacağız. Trabzon'la maç yapacağız. Evet. Trabzon'u da yeneceğiz. Yenin canına sağ olsun. İş ki birinci lige gelin. Trabzonspor'u da yenin. İnşallah. Ben tabii biliyorsunuz herkes söylüyor. Spor'un ahlaklısını seviyorum demiş Atatürk. Ben de öylesini seviyorum. Spor, müsabaka bir yana, önemli olan çocuklarımıza uyuşturuculardan, kötü alışkanlıklardan, içkilerden, kumarlardan uzak tutmaktır. Kalplerini ve sağlıklarını, vücut sağlığını temiz tutmaktır. Aynen. Ondan sonra hangi takımda olurlarsa Aynen. olsunlar. Çok Ama güzel. Trabzonspor'u
seviyesine gelip oynasınlar. İnşallah. Razıyım yensinler bize. İnşallah. Teklemenimiz olur. Sağ ol. Teşekkür ettim. Başkanım. Tahsin Başkanım çok sağ ol. Çok teşekkür ettim. Evet, pilav ikram edeceğiz. Emin cıplak sesle Mehmet'e Saray ne söyletti? Bir de sen burada söyle cıplak. Neyi söyleyelim? Ne söylesin? Durağına özgür olur. Sıcak olur baharları, yazları. Sıcak olur baharları, yazları. Yükseklerde erken başlar kışlar. Yükseklerde erken başlar kışlar. Ağrır tepelerin kalın kaşları. Ağrır tepelerin kalın kaşları. Mevsimlerde kararsızdır duranım. Mevsimlerde kararsızdır duranım. Evet, alkışlıyoruz Emin'i. Alkışlıyoruz. Emin adı güzeli. Ve evet, şimdi Turan standımızda pilav virmadan, tabağını kırmadan, yiyin durmadan afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler, İstanbul Fesane'de Sinop günlerimiz, çekimlerimiz de devam ediyor, programlar da devam ediyor. Şimdi yanımızda İstanbul Sinop Spor Başkanı ve yönetimi ve iş adamımız Etes Elektronik sevgili Mehmet Ali Demir de yanımızda. Sevgili ağam, gezdin dağı taşı, yedin her bulduğun yerde keşkek, aşı erkenden de ağartmışım saçı başı. Nasıl gidiyor görüşmeyin? İyiyim Allah'a şükür olsun. Siz nasılsınız? Vallahi ben bir ay 30 gün çekiyorum, abaya sefer atmış yapıyorum, abaya atıyorum, Sinop'un dağlarında, taşlarında yatıyorum, program atıyorum, şükür ayaktayız. Sizi de görünce daha mutlu oldum ve Sinoplular yıllardan beri böyle bir birlikteliği görmemişti. Çok şükür bunu da gördük. Türkiye'nin en mutlu ili, İstanbul'da mutsuz insanlara mutluluğu getirdiği, en çok da mutlu olan ben oldum Zeynel Parmaksız olarak. Sizi gibi değerleri dostlarda gördükçe daha mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Biz de gerçekten bu fesane etkinliklerini düzenleyen başta Sinop Valimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ve katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Sinop Spor Yönetimi olarak biz de bir katkı sunalım, bir ekip olarak futbolcu arkadaşlarımızla beraber buraya geldik. Sizler de her zaman onur ve gurur duyuyorum. Sizin programlarınızı izliyorum zaman zaman fırsat bulduğumda. Başarılarının devamını diliyorum. Çok güzel bir çizginiz var. Her zaman Sinoplu'nun yanındasınız. Elimizden geldiği kadar başkanım. Teşekkür ederim. Bu vesileyle bizim de İstanbul Sinop Spor olarak, biliyorsun İstanbul Sinop Spor Sinoplu'ya mal olmuş. İstanbul'daki evet, tek Sinop Spor Kulübümüz. Evet. Bütün branşlarda takımlarımız var. Aşağı yukarı 3-4 branşta da lideriz. Şu anda da A takımımız liderler arasında 3 puan var. İnşallah yarın da bu maçı kazanıp İnşallah. Liderliğe oturacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle tüm Sinopları ve tüm dostlarımızı 9 Ocak'ta yapacağımız olan Sinop Spor'un gecesine davet ediyorum. Evet Ramazan Başkanım, hayırlı olsun geceniz. Ben özellikle böylesine güzel bir programı koordine eden tertip komitesine, Sayın Valimize, İstanbul'daki derneklere gerçekten teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Siz de katkı sunuyorsunuz. Sinop'u İstanbul'da görüyoruz. Çok güzel bir hava, çok güzel bir atmosfer. Buraya Sinoplar sığmıyor. Daha büyük mekanlarda önümüzdeki yıllarda tekrar buluşmak için ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkan, az önceki anosta 3. gün 450 bin ziyaretçi girdiğini evet, salona giriş çıkış yaptığını. Bir de bunun yarın pazar günü var. Evet. Diyelim, gerçekten 7-8 çok güzel bir fotoğraf gibi. Bugün 5'e katladı 2 gün. Evet, evet. Hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Diyoruz. Herkese Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mehmet Ali, illaki uğrayacağım. İnşallah. Geleceğim. Eğer bir testi evet, olursa davetiyemizi aldık.
Sevgili izleyiciler, şimdi bir başka Sinoplu sanatçı dostum Necip Can. Soyad nereden geliyor? Evet, Necip Can. Canlı akrabalık var mı? Evet, hemşeriyiz. Aynı memleketteyiz, aynı ilçedeyiz. O yüzden mutlaka vardır. Canlar varsa soy isminde mutlaka akrabalık vardır. Musa Can'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sinop biliyorsunuz mutlu günlerdir. Biz de mutlu günlere içerisinde eşlik edelim dedik. Buraya geldik. Mavi Karadeniz'e ve Zeynel Bey'e ve ekip arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra yine hep birlikte oluruz. Vizyon Türk'e çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet, sevgili Necip, biz de sana başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Fesane'de Sinop günleri hemen hemen son aşamalarına gelindi. Tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanı sevgili Nihat Altaş Başkanım ve Sinop Durağan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yamanoğlu ile röportaj yapamamıştık. Son noktayı da böyle koyalım. Bütün başkanlarımızla röportajlarımız oldu. Belediye başkanlarımızla, kaymakam beylerimizle, vatandaşla röportajlarımız oldu. Gerçekten mükemmel bir atmosfer. Millet 50 yılın açlığını, hasretliğini giderdiğine inanıyorlar. Vekillerimizle de konuştuk. Aynı şey söylüyorlar. Bugün de Abdurrahman Bey'in anonsunda saat 5 gibiydi. 450 bin kişi giriş yaptığı söylendi son 3 günde. Bu inşallah pazar günü de eklersek biz buna sevgili başkanım, demek ki 700-800 bin kişi Sinop günlerini ziyaret etmiş olacak. Evet sevgili Mustafa Başkanım, Türkiye'nin en mutluluğu İstanbul'a mutsuz insanlara mutluluğu getirdi derken, acaba ben çok mutlu oldum şahsım adına. Sizler de mutlu oldunuz mu? Nasıl değerlendireceksiniz? Sizin düşüncelerinizi de alalım. Efendim öncelikle tüm Sinop halkımıza, Sinop Tanıtım Günleri platformu adına gerçekten böyle bir güzel organizasyona destek verdikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Platformlarımız adına, dernekler ve federasyonlarımız adına böyle bir etkinlikte ilk defa Sinop Tanıtım Günleri olarak organizasyonumuz yapmıştır. Gerçekten Perşembe günü açılış olmasına rağmen güzel bir kalabalık vardı. İkincisi gün Cuma günü iş günü olmasına rağmen gerçekten bugüne kadar en güzel kalabalığı oluştu ve gerçekten o gün Başbakanımızın ve Sayın Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, dernek başkanlarımızın, federasyon başkanlarımızın ve İstanbul'daki belediye başkanlarımızın katılımı yaklaşık 21 ulusal kanalda o gün haber yapılması Sinop'u coşturdu. Bugüne kadar yapılan en büyük Fesane'deki etkinlik Sinop etkinliği olmuştur. Görünen şu anda budur. Saat şu anda 9.30 olmasına rağmen hala içeride yoğun bir kalabalık var. Bu yoğun kalabalık İstanbul'da Sinop Tanıtım Platformu'na vermiş olduğu İstanbul'daki Sinopluların desteğidir. İşte burada Sinop gerçekten mutludur, mutlu olmalıdır. Mutluluğu hep birlikte kaynaşıyoruz, mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bunu da İstanbul'daki DUDEF, SINDEF, SİAD ve TUSİDEF Federasyonu, TUSİAD olmak üzere tüm federasyon başkanlarımızın birlikte hareket ettirerek İstanbul'da Sinopluları bu Sinop Tanıtım Günlerinde birlik, beraberlik içerisinde kaynaştırması en güzel şekilde sağlamıştır. İnşallah gelecekte İstanbul'da Sinopluların daha mutlu olabilmesi için birlikte organize ederek gelecekte böyle etkinliklere daha güçlü yapılarak, çünkü bu etkinlik bundan sonra bu Fesane'de yapılmayacaktır. Daha sonra yanılmıyorsam Yedikule ve Yenikapı civarında yapılacağından dolayısıyla işte oradaki kalabalığın da gelecekte Sinopluları mutlu edeceğine inanıyorum. Ama şu bir gerçek ki İstanbul'da gerçekten Sinoplular mutludur, mutlu olmuştur. Bu etkinliklerle birlikte Sinoplular gerçekten Sinop'un 8 ilçesinin belediye başkanı, kaymakamıyla ve Sinop valimizle beraber böyle bir güzel etkinlikte tüm beraberlik ve birlik beraberlikleri sağladıkları için, bize destek de verdikleri için tüm halkımızı şahsım adına, Durağan Dernekleri Federasyonu adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Sizlere de böyle güzel günde bizlere söz verdiğiniz için, Sinop'umuzu tanıttığınız için size de teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, mutluluk için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler başkanım. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet Nihat Başkanım,
3 ay platform ama onun öncesi de var. Bir 3 ay da öyle. Yaklaşık 6 aydır Sinop İstanbul arası mekikte okudum. Bayağı omuzlarında yük vardı, stres vardı. Ve hemen hemen bu stresler, heyecanlar daha farklı şeylere, mutluluğa doğru dönüştü. Şu an en çok yükü çekenlerden biri olarak neler söyleyeceksin? Tatmin olduk mu? Aynı Mustafa Başkan'a dediğim gibi ben çok mutlu oldum. Acaba Nihat Altaş'tan mutlu oldum? Şimdi önce bu Fesane İstanbul sadece 3 aylık bir çalışmanın ürünü değil. Daha önce özellikle Vizyon Türk Televizyonu aracılığıyla Fesane'de ilk kez düzenlenecek olan bir Sinop Tanıtım Günleri etkinliği yapma düşüncemiz olduğunu bizim olağan genel kurulumuzda olağanüstü genel kurulumuzda anlatmıştım. Bir hedefimiz olduğunu. Dolayısıyla bu hedefimizle ilgili, bu niyetimizle ilgili Sayın Sinop Valimizle görüştükten sonra da görüşme öncesinde Fesane'den 11-14 Aralık tarihleri arasıyla ilgili kaparamızı vererek bir rezervasyon yaptırdık ve Sayın Sinop Valimizi ziyaret ettik. Sinop Valimiz bu konuda oldukça heyecanlıydı. İstanbul'da bir tanıtım günleri yapılmasını çok arzu ettiğini söylemişti. Dolayısıyla biz de İstanbul'da tanıtım günleri yapılmasıyla ilgili bu şekliyle bir yola çıkmış olduk. Ancak 1 Eylül 2014 tarihine kadar İstanbul'la ilgili, Fesane ile ilgili yapılan bu çalışmalarda biraz durağanlık olsa da 1 Eylül 2014 tarihinde Sayın Sinop Valimizin İstanbul'daki STK'ların başkanlarını bir araya getirerek önce bu işin yapılıp yapılmayacağını sordular. Orada o toplantıda bazı arkadaşlarımızın STK başkanlarının 11-14 Eylül tarihleri arasının çok mümkün ya da müsait bir tarih olmadığını, çünkü bu tarihlerde insanların burayı ziyaret etmekte ciddi anlamda sıkıntı çekeceklerini, dolayısıyla uygun bir tarih olmadığını çok net ifadelerle söyleyen arkadaşlar vardı. Ancak biz de ısrarla İstanbul'da yapılacak bir etkinlikte hem turizm sezonu öncesi hem de İstanbul'da yaşayan Sinopluların İstanbul'da kalmalarından kaynaklı bu coşkunun olacağını söyledik. O gün de söyledik ama bugün de gördük ki gerçekten şu anda tahminlerimizin üzerinde bir katılım var. Biz sadece İstanbul'daki Sinopluları bir araya getirmek değil, İstanbul'daki Sinopluları bir araya getirirken onların komşuları, arkadaşları olan, İstanbul dışında doğmuş, büyümüş olan insanlarımızı, İstanbulluyu da Sinop'u tanıtma amaçlı buraya çekebilmekti amacımız. Dolayısıyla bugün itibariyle sizin söylediğiniz saatler ve rakamlar da bunu gösterdi ki biz sadece Sinopluyu buraya çekmedik. Buraya gelen sadece Sinoplu değil, Sinop'un dışından da buraya gelen vatandaşlarımız, insanlarımız var. Bu da bizi son derece mutlu etti, memnun etti. Gölcük'ten bunu duyup kalkıp gelen insanlarımız var. İstanbul dışından katılanlar var. Sinoplu'nun bir özlemi, bir heyecanının olduğunu biz gördük. Ben gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesinden kaynaklı son derece duygulu olduğumu ifade etmek istiyorum. 10 Aralık 2014 tarihinde, yani çarşamba günü Beşiktaş Meydanı'nda yapılan Hamsi Şöleni ile birlikte başlayan Sinop rüzgarı bugün 3. gününü doldurdu. Ve İstanbul'da 3 gündür Sinop rüzgarı esiyor. Yarın 4 gündür esiyor. Yarın da bu coşkunun çok daha üst seviyelerde olacağını tahmin ediyorum. Açılışımızı yapan başta Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç olmak üzere buraya iştirak eden milletvekillerimize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a, Sayın İstanbul Valimize, İstanbul İl Emniyet Müdürümüze ve buraya katılan, şu anda saymakta belki unutursam sıkıntı olmaması anlamında diyorum, katılan bürokratlarımızın hepsine, tamamına biz Sinop'a
tanıtımı için yapılan bu organizasyona katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Eski yeni milletvekillerimizin çoğu buradaydı. Bugün özellikle İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarımızın ciddi anlamda bir ziyaret akını vardı. Biz hepsine teşekkür ediyoruz ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu organizasyonda emeği geçen sadece 8 tane STK başkanı değil. Bunun dışında özellikle Sayın Sinop Valimizin çok ciddi anlamda gayretleri var. Sinop Belediye Başkanımızın, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, özellikle Sinop Kültür Müdürümüz Hikmet Tosun'un son derece bu konuda gayretleri var, emekleri var. Biz emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir Sinoplu olarak teşekkür ediyorum. Ben Nihat Altaş şahsım olarak, TÜSİDEF Tüm Sinop Dernekler Federasyonu olarak ve şu an itibariyle bu organizasyonu gerçekleştiren Sinop Tanıtım Platformu Başkan Yardımcısı olarak buraya katılan, gönül veren, gelen, destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Son derece duygulandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Olumsuzlukları unuttuk, güzelliklere bakıyoruz. Dolayısıyla daha güzel olması için elimizden ne geliyorsa yarın da gayret edeceğiz. Ben tekrar sizin aracılığınızla özellikle Vizyon Türk televizyonu sahibi yönetim kurulu başkanı Sayın Cemil Ekşi başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun da ciddi anlamda sesimizi duyurması anlamında katkıları var. Vizyon Türk çalışanlarına sizin aracılığınızla ve size teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir şeyler olmuştur diye umuyoruz. Biz herhangi bir şey seyredemedik, sadece gördük. Ama muhtemelen pazartesi günden itibaren platform olarak da değerlendirmelerimizi yapacağız. Eksik kalan yönlerimiz varsa biz affola diyoruz. Dolayısıyla insanlarımızın da bizim eksik yönlerimizi değil, artılarımızı ve güzelliklerimizi görmelerini diliyoruz. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, başkanlarımın röportajlarını dinlediniz. Gerçekten katılıyorum. Aynı duygu ve temellerde de ben de buluyorum. En çok sevinen ben demiştim, mutlu olan. Çünkü gerçekten yıllardan beri biz bu birlik ve beraberliği özlüyorduk, hasrettik, açtık bu birliğe beraberliği. Bu sağlanmış oldu. Başta valimize, kaymakam beylerimize, belediye başkanlarımız, bütün sivil toplum örgütlerimize, ayrıca İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanıma ve Belediye Başkan Yardımcım Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi'ye ve Eyüp Belediye Başkanımıza, Eyüp Belediye Başkan Yardımcım Sinoplu Hemşerimiz sevgili Şenol Ercan ve diğer pankartlarımızı yapıp asan İstanbul'daki bütün belediyelerimize, hatta Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla Belediye Başkan Yardımcımıza özellikle ve bütün platform içerisinde olan gezerteliklerinin sahibi iş adamımız, tüm Siyahat İş Adamları Dernek Başkanım ve Siyahat İş Adamları Dernek Başkanım Yeşil Vadi Arsa Ofisi sevgili Rafet Orhan Başkanım, Sindev Engin Kırmızıgül Başkanım, TÜSİDEV Nihat Altaş Başkanım, DUDEV Mustafa Yamanoğlu Başkanım, KOSİDEV Bahattin Demircan ve ekibine, Siyahat Keramettin Arpacı Başkanıma, Siyahat Rafet Orhan'a, Rafet Orhan'a söyledim, Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin hepsinden Allah razı olsun ve 5 yıldır bana destek veren, sponsor olan, burada da canlı yayın olmasına vesile olan sevgili Musa Can'a ve Ulu Kardeşler Market sevgili Ramazan Ulu'ya, Rafet Orhan'a bir kere daha, Keramet Ana Arpacı'ya bir kere daha canlı, 2 gün canlı yayına sponsor oldukları için ve ben de Zeynel Parmak Sur olarak, bir Sinoplu olarak 3 gündür çekim yapıyoruz. Bu paket yayınlarda Vizyon Türk Televizyonu'ndan ve firmadan izlerken kumandayı falan kırmadan izlesinler durmadan, bu da bizden diyoruz. Bu imkanı bana tanıyan Vizyon Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Cemil Ekşi, Selim Ekşi ve genel yayın yönetmenim sevgili Hasan Dağlı'ya, kameraman Salih ve sevgili Mustafa'ma
ve montajcıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Her zaman Vizyon Türk ekranlarında kalın derken Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu ana sponsorlarından Canlar Kıracan Plaza sevgili Musa Can, Cebeci İnşaat Yapı Hüseyin Mustafa Cebeci, Boyabat Çakır İnşaat Aleksandr Çakır ve Esentepe Taşfırın ve Ticaret Sarayı Oda Başkanı sevgili Fevzullah Öztürk'e, Halıcı Oto Yıkama sevgili Mustafa Halıcı olmak üzere bütün katkı sağlayan, destek veren sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Her zaman Vizyon Türk ekranları başında kalın. Allah'a ısmarladık diyoruz. Cebeci İnşaat'ın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.